Merhaba. Nasılsınız? Umarım harika bir gün geçirmişsinizdir. Ben de Çağla Şikel gibi yapacağım. Birazcık onun kanalını çok seviyorum. Ara sıra izliyorum. Günaydın, iyi öğleden sonraları, iyi akşamlar, iyi geceler. Bu yayını saat kaçta, ne zaman izliyorsanız ona göre size seslenmek istiyorum artık. Bence çok güzel bir şey ve çok zor bir şey yapıyor. YouTube'da tabii o bir tık daha önemli Facebook'tan. Ben kendi takipçilerimi daha çok onun için yaptığım için. Gerçi onlar da gün her saatinde izleyebiliyorlar. O yüzden bunun önemini yeni anlamış biri olarak size. O yüzden artık böyle seslenmeye karar verdim. Biraz daha uzun bir intro bence giriş ama bence güzel bir giriş diye düşünüyorum. Bazılarınız bu kadar geç saatte ayakta olmayabiliyorsunuz, bazılarınız olabiliyorsunuz. Benim saatlerim biraz böyle, saat işte 1'e doğru falan uyuyorum, bazen 2'ye doğru uyuyorum. Zamandan zamana değişiyor, değişiklik gösteriyor. Özellikle yazın geç saatlere kadar oturmayı seviyorum çünkü yaz geceleri çok güzel oluyor. Nasıl geçti gününüz bugün? Dünkü challenge'ınız nasıl geçti? Bugün bana e-mail atanlarınız olmuş. Normalde pazar günleri hiç adetim değildir e-maillerime bakmak. Ama bugün önemli bir arkadaşımdan bir cevap bekliyordum. Ona bakmak için girdim ve dünkü yayından sonra bana e-mail atanlarınız olmuş. Onu gördüm. Bazılarınız o %1'liğe odaklandığını ve %99, hatta bir sürü mesaj da gelmiş. Facebook'a da baktım. Çok da fazla mesaj gelmiş dünkü yayınla ilgili. Yavaş yavaş artık ısınma turlarına başlıyoruz. Dediğim gibi bundan sonraki bugün 16. yayın. Artık bundan sonraki 15 gün sizi gerçekten hayallere odaklamak benim amacım. O yüzden herkes kendi hayalindeki projeyi seçtiyse hadi bakalım off we go. Gidiyoruz hayallere doğru. Eğer hazırsanız hepiniz. Hazır değilsiniz de yavaş yavaş sizi artık hazırlamaya başlayacağız demektir. Bugünkü konu dünkü konunun devamı niteliğinde. Düşünce dün %1'lik kısmı ve %99'luk kısımdan bahsettim ve odağınızın aslında %1'lik kısımda olduğunu ve o %1'lik kısımda olduğu sürece o %99'luk asıl yapmak istediğiniz şeylere asla belki de odaklanamadığınızı, odaklanamayacağınızı. Çünkü aslında bu %1'lik alanın bugün anlatacağım konuda ne kadar sizin rahatlık alanınız olduğundan bahsedeceğim. Dünkü konumuz odaktı, odağı biraz anladık. Bugün bir tık daha odakta derinleşeceğiz ve biraz daha rahatlık alanından bahsedeceğim size ve bu rahatlık alanının nasıl sizi durdurduğunu ve eforsuz yaşamın aslında ne demek olduğunu biraz daha net bir şekilde anlayacaksınız. Çünkü bu eforsuz yaşam hareketinin en derin prensiplerinden bir tanesi o da challenge. Eğer fark ettiyseniz eforsuz yaşam hareketini kurduğumdan beri neredeyse başlangıcından beri sürekli challenge yapıyorum. Challenge, 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 challenge. Bu üçüncü challenge'ımız ki pardon dördüncü challenge'ımız mini tarot challenge'ı da yaptım. O yüzden yani fark ettiyseniz burada bir böyle bir ipucu var değil mi? Eforsuz yaşamın aslında ne olduğu ile ilgili ve benim size bunu anlatmaktaki burada katılan herkese merhaba, herkes merhaba yazıyor, merhaba, hoş geldiniz. Bunu size anlatmaktaki emeğim ve bütün bu çalışmaların amacını bugün bir tık daha anlayacaksınız, daha net bir şekilde anlayacaksınız. Bu arada önümüzdeki günlerde size bir sürprizim var. Bakalım beğenecek misiniz bilmiyorum. Bence çok güzel bir proje yapacağız birlikte, çok güzel biriyle. Bakalım orada eforsuz yaşamı biraz daha net bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum ve daha da fazlasını. Özellikle kadınlar için olacak bu proje. Ama tabii de erkeklere de hitap edeceğini düşünüyorum. Sonuçta kadına dokunan her şey erkeğe de bir yerde dokunuyor. Bugünkü challenge, düşüncelerinize bağımlılığınızı neden bırakmak istemiyorsunuz ve bırakmak için ilk adım ne? Yani dünkünün devamı dediğim gibi %99'a nasıl odaklanır? Bu %1'lik kısımdan odağımızı nasıl çekip %99'a odağımızı nasıl vereceğiz aslında? Birazcık giriş yaptım. %1'lik kısımda odağınız olduğu sürece o %1'lik kısım aslında stres, sıkıntı, korku dolu düşüncelerinizin olduğu alan. Bunun çok farkında değiliz. Ben de farkında değildim.
daha eskiden. Ne zaman ki hayat beni challenge etmeye başladı işte, bana meydan okumaya başladı. Ben hayata meydan okumaya başladım. Ve karşılıklı meydan okuma sonucunda bu %1'lik kısmın aslında birincisi odamın burada olduğunu gördüm. İkincisi de bu %1'lik kısmın benim istemediğim şeyler olduğunu gördüm. Yani ne kadar istemediğiniz şeylere odaklanırsanız o kadar o istemediğiniz şeyleri yaratmaya devam ediyorsunuz. Ve ne kadar istediğimiz şeylere odaklanırsak o kadar da onları yaratmaya devam ediyoruz. Tabii ki de bu bir challenge meselesi. Yani bu bir meydan okuma meselesi. Çünkü rahatlık alanından hiçbir şey doğmuyor. Rahatlık alanında ancak dinlenebilirsiniz. Yani mesela gece yatıyoruz değil mi? Çok rahat bir yatak odamız var eminim hepimizin. Çok güzel bir şekilde dinleniyoruz. Evimize geliyoruz, dinleniyoruz. O yüzden rahatlık alanında da rahatlık alanından yaratım yapmanız neredeyse imkansız. Şimdi burada iki tip rahatlık alanı var. O yüzden insanların kafası birazcık takılıyor. Özellikle kadınsanız. Yani erkekseniz de ve feminen enerjimiz kullanırken yani yaratıcılık noktasında kafamız karışıyor. Burada önce bir bunu netleştireceğim. Rahatlık alanında ben aslında en çok rahat olduğum zaman, kafam rahat olduğu zaman yaratabildiğimi fark ettim. Ve eskiden şöyle düşündüm. Abi saniye kendimi rahatsız mı etmem lazım yani yaratmak için? Rahatsız ettiğimde nasıl yaratacağım ki? Rahatsız bir kafayla kim nasıl yaratabilir diye düşünürdüm mesela. Ve kendimi sürekli kafamı rahatlatabileceğim yerlere doğru sürüklerdim. Ya da işte bu rahatlık alanına böyle işte hiç inanmazdım falan. Ne zaman ki bu rahatlık alanının aslında işte bu negatif düşünceler, korku bazlı düşünceler, hatta pozitif düşünceler de korku baza sebep olabilir. Yani herhangi bir düşünce bataklığı diyorum artık ben. Bir düşünce bataklığının içi olduğunu anladığımda bu rahatlık alanının. Çünkü asıl rahatlık alanı işte bu düşünce bataklığı. O yoksa hani rahat kafa değil yani. Rahatsız kafa. Rahatsız kafa rahatlık alanı oluyor. Comfort zone dedikleri şey işte. Yani kalıplaşmış düşünce kalıplarınız, eski inançlarına, size ait olmayan inançlar, sürekli korkularınıza odaklanmanız. Mesela özellikle dediğim gibi girişimciyseniz ya da evlenmişseniz ya da bir ilişkiye başlamışsanız en çok ilişkilerde çıkar bu şeyler. Herhangi bir şeyle ilişkiniz yani bu çocuğunuzla ilişkiniz olabilir, erkek arkadaşınızla, kız arkadaşınızla, parayla, dış dünyayla, bitkilerle, doğayla, macerayla, atıldığınız herhangi bir şeyde ilişkilerle karşılaşırsınız. Ve özellikle böyle bir durumdaysanız bütün korkularınızın açığa çıkmasına hazır olun. Hepsi tek 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 açığa çıkacak. Böyle rüp diye sizin karşınızda sıralanmaya başlayacaklar. Hadi bakalım. Challenge ne buradaki? İşte bu korkulara rağmen, bu korkulara odaklanmayıp hayallere odaklanabilmek. Buradaki en büyük challenge zaten bu. Ve bu rahatlık alanında dediğim gibi zaten hiçbir şey doğmuyor, hiçbir şey büyümüyor. Bataklık gibi düşün. Bataklıkta ne büyüyebilir ki? Hiçbir şey büyüyemez yani. Oysa ki hayallerin olduğu dünya %99'luk alan asıl istediğimiz, asıl ruhumuzun gerçekten gitmek istediği yer, gerçekten olmak istediği hayat, gerçekten yaratmak istediği dünya. İşte orası zaten yemyeşil. Orası orman, orada macera var, oyun var, eğlence var. Okay. Dolayısıyla burada aslında ilk önce size zaten challenge'ın başından beri fark ettirmeye çalıştığım şey düşüncelerimize bağımlı olmamız ve özellikle bu düşüncelerin o kadar uzun süre düşündüğünüz zaman bir şey o size artık görünmez oluyor. Artık onu göremez hale geliyorsunuz yani bir yerde böyle hani gözünüzün önünden gidiyormuş gibi düşün. Çünkü artık o sizin sanki bir uzuvunuz gibi oluyor. Artık bir parçanız gibi oluyor. Sanki sürekli o kurban hikayesiyle yaşamış oluyorsunuz. Ki bu kurban hikayesi çok böyle derin ya da çok geniş ya da çok kapsamlı da olmak zorunda değil. Genellikle öyle ama öyle de olmak zorunda değil. Mesela çok basit bir şey bile olabilir. Yani bu işte kadınlar böyledir, erkekler böyledir, dünya şöyle bir yerdir falan gibi bir şey de olabilir yani. Hani böyle çok fix, çok saçma sapan bir düşünce de olabilir. Yani sizin ileri adım atmanızı engelleyen herhangi bir düşünce olabilir sizin bağımlı olduğunuz. Mesela işte sizi sigara tiryakilere genelde işte şunu kurbandır. İşte ay çok seviyorum, bayılıyorum sigara içmeye, bayılıyorum yani çok seviyorum, çok seviyorum. Aramızda büyük bir aşk var falan tarzında konuşurlar mesela saçma zaman. Mesela bu en büyük bullshit yani çok büyük bir zırva söyledikleri onlara. Kendilerinin söyledikleri en büyük yalan bu ve onun farkında değiller. O kadar gözlerinin önünde kendilerine yalan söylüyorlar ki ve bütün diğer insanlar görebiliyor bunu ama onlar görmeyi tamamen reddediyorlar. Neden? Çünkü orası onların
bataklığı. Yani bataklığa saplanmış durumdalar. Ve bataklığa saplanmış olan her insan kendini zırvaya boğar. Ve orada rahattır. Çünkü oradan çıktığı zaman ki diğer dünyayı daha keşfetmedi ki, oradaki maceraya, oradaki herhangi bir şey atılmadı ki. Niye atılsın ki bu bataklıkta batmak varken, değil mi? Niye atılsın ki gibi düşünüyor insan. Özellikle de farkında olmadığı zaman, işte özellikle farkında olmadığımız zaman saçmalamaya başlıyoruz hayatta. Ve farkındalık işte o yüzden bu kadar önemli. O yüzden sizi bu %1'lik alana değil %90'lık. Mesela o %1'lik alanda takıldığımızda hepimiz nasıl saçmalıyoruz? Genelde hep aynı hikayeler anlatıyoruz. Atıyorum mesela birini hayatınıza alacaksınız. İşte erkekler böyledir, kadınlar şöyledir. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Hemen böyle kendi geçmiş ilişki hikayenizi anlatmaya başlarsınız. Sigarayla ilgili klasik, işte ben tiryaki değilim de şöyleyim de böyle de çok seviyorum da sigarayı. Hep aynı ezber, saçma sapan, yalan hikayeleri satmaya çalışırsınız başkana. Yani bu da bir kere hem sizin vaktinize yazık, hem karşınızdaki insana yazık, hem de hani ben açıkçası sizin arkadaş olmak istemem. Olmam da yani. Açıkçası hayatımdan direkt keser atarım sizi. Çünkü neden öyle biriyle arkadaşlık yapayım, vaktimi boşa harcayayım, neden yalancı biriyle arkadaş olayım ki? Deli miyim ben yani? Yani o kadar değersiz mi benim hayatım? O kadar değersiz mi benim vaktim, param, emeğim, enerjim? O kadar değersiz mi benim hayatım? Bir kere yani kendime bunu sorarım açıkçası. O yüzden kendinize yalan söylemeyi bırakın. Benim tek amacım bu, gerçekten tek amacım bu. Eforsuz yaşam hareketinin de tek amacı bu açıkçası ve hayatınızda challenge alabilmek, yani meydan okumak, kendi bu bullshitlerinize, zırvalarınıza meydan okumak, kendi kendinize meydan okumak ve bir maceraya atılmak. Yani yeni bir maceraya atılmak, hayata yeni bir şans vermek, kendinize yeni bir şans vermek, hayallerinize yeni bir şans vermek. Yani çünkü bunu yapmadığınız sürece bununla, yani şurada yaşamakla ölüm arasında hiçbir fark yok. Neredeyse hiçbir fark yok. Yani birkaç adım daha gidin, ölürsün. Ölüm yani, hani mezar. Öyle söyleyeyim ya. Bataklıkla mezar arasında çok az bir fark var açıkçası. O yüzden hani burada ölü gibi yaşadım demektense, hani nasıl yaşadın, ölü gibi yaşadım bütün hayatım demektense, gerçekten canlı bir şekilde yaşadım demek var bir de. Değil mi? Yani bilmiyorum hangisini tercih ediyorsunuz. Tamamen seçim sizin. Yani teklif var, ısrar yok bende. O yüzden challenge çok önemli bir şey. Hayatta kendi kendinizi challenge etmiyorsanız, bu rahatlık alanı dediğiniz, işte bu saçma sapan zırva dolu yerde boğulmaya mahkumsunuz. Yani bir yerde mahkum rolü oynadığınız için, kurban rolü oynadığınız için mahkum gibi davranıyorsunuz. Şimdi bunun antitodu ne? Yani ne yapabilirsiniz? Bırakmak için ilk adım ne? Yani %99'a nasıl odaklanacaksınız? Bir kere artık bu kurban mantalitesini tamamen bırakacaksınız. Kurban mantalitesini bırakmak için bunun tam tersi victim mentality, owner mentality'dir. Yani bizde İngilizce olarak. Türkçe'de kurban mantalitesi ve sahiplenmek, yani hayatını sahiplenmek, hayallerini sahiplenmek, kendini sahiplenmek, bu insan deneyimini sahiplenmek, korkularını sahiplenmek bir kere. Hastaysan hastalığını sahiplenmek, bir sıkıntı varsa vücudunda, işinde, evinde, çocuğunda, herhangi bir yerde onu sahiplenmek ve sahiplendiğin zaman zaten harekete geçiyorsun. Sahiplendiğin zaman bir şeyler yapmaya başlıyorsun o konu hakkında. Onu olduğu gibi kabul ettiğin zaman. Bu sigara da olabilir. Herhangi bir farklı bir bağımlılık da olabilir. Düşünceye bağımlılık da olabilir. Atıyorum yine sigara örneğinden gidersek. İşte okey. İlk önce bir kere bu zırvaların farkına varmak ve ondan sonra okey. Tamam, ben sigara içen biriyim ve kendi kendime yalan söylüyorum. Bunu kabul etmek, buradan buraya geçiyorsunuz. Yani bunu kabul etmediğiniz sürece, işte ben öyleyim de böyle saçmaladığınız sürece, yani buraya geçmeniz mümkün değil açıkçası. O yüzden kurban olmak yerine sahiplenmek, yani owner olmak, hayatının sahibi olduğunu fark etmek. Bunu ilk başta yapamayabilirsiniz. Minicik, yani %0.0000001 bile yapabilseniz yeterli başlangıç için. Gerçekten yeterli. Nereden başlıyorsanız başlayın. Ama sürünebiliyorsanız sürünerek çıkın oradan. Yürüyebilirerek çıkıyorsanız yürüyerek çıkın. Koşuyorsanız koşarak çıkın. Ama bir şekilde buradan çıkın ve buraya odaklanın. Ve buraya odağınızı fark etmek, gün içerisinde özellikle buraya odaklandığınız anları fark etmek ve kabul etmek, yine kabul etmek, yine sahiplenmek yani. Okey, şu anda buraya odaklanıyorum, şu anda kendime yalan söylüyorum, okey, tamam deyip
bu da sizi buraya çok daha hızlı bir şekilde geçirecektir. Yani bu yolda şefkat çok önemli. Kendi kendinize şefkatli olabilmek çok önemli. Bakmayın ben çok sert ve provokatif bir dil kullanıyorum çünkü sizde daha büyük bir farkındalık oluşturabilmek için. Ama burada gerçekten ben size özellikle bu yayını dinliyorsanız ya da bu yayın sizin karşınıza çıktıysa kesinlikle zaten o yola girmişsinizdir ya da girmek üzeresinizdir. Bunu boşu boşuna tesadüfen dinlemiyorsunuzdur. Buraya kadar geldiyseniz bence pes etmeyin ve bir yerden devam edin. Ya bu challenge'da devam edin, ya YouTube'a gidin eski challenge'ları dinleyin. Ya bilmiyorum yani ne alırsanız önünüze ne çıkarsa çıkmasına niyet edin bu yolda. Ve en ufak bir emeğiniz burada sizi bu tarafa geçirecek. Ve bu bir süreç. O yüzden de kendinize şefkatli olun, kendinize sevgi dolu olun. Ve bu yolda kendinize zaman verin. Yani bu böyle bir günde olmayacak. Bir günde de olabilir bu arada. Bir kırılma noktasına geldiğinde olacak daha fazla. Ve bir sürü kırılma noktası olacak bu arada bu yolda. Yani tek bir tane değil. Bir tane araştırma var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Amip diye bir canlı var. Bunu da bir kitapta okudum. Amip diye bir canlı var. Ve amiplerin amipleri böyle çok rahat bir ortama koymuşlar. Tamam mı? Bu işte sanırım bir hücre mi, bakteri mi öyle bir şey tam hatırlamıyorum. Fen dersim biraz kuvvetli değildi benim zayıf dersim. Şimdi bunları rahat bir alana koyuyorlar ve amipler yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Ve amipleri rahatsız bir ortama koyduklarında çok güçlü, kuvvetli ve hızlı bir şekilde o ortamdan çıktıklarını ve kuvvetlenerek çıktıklarını ve hatta o ortamı dönüştürmeye başladıklarını gözlemliyorlar. Yani doğadaki bütün canlılar için aslında bu bir challenge, yani meydan okuma. Ve zorluk aslında bir yerde bizim gelişimimizin bir parçası. O yüzden hastalık da bunun bir parçası, parasızlık da bunun bir parçası, rahatsızlık da bunun bir parçası, dağa tırmanırken işte o yaşadığınız zorluklar da bunun bir parçası. Neyse hayaliniz kitap yazmaksa kitap yazmanın o süreci de bir parçası, yaratımın süreci de bir parçası. Yani hepsi aslında sizin daha kuvvetli ve daha hızlı bir şekilde bir üst seviyeye çıkmanızı sağlayacak hayatınızda ve daha işte orası asıl rahat olan yer. Asıl rahatlık orası yani asıl rahatlık burası değil. Asıl rahatlık orası. Gittikçe siz kendi kendinizi rahata erdireceksiniz. Sahiplendikçe kendi kendinizi rahata erdireceksiniz. Neden bahsettiğimi hepiniz biliyorsunuz zaten. Hayatınızda yaşadınız, çocuklarınız için yaşadınız, kendiniz için yaşadınız, belki sınavlara hazırlanırken yaşadınız, belki şu an çocuğunuzu beslemek, büyütmek için yaşıyorsunuz bu challenge'ı. Ne şekilde alıyorsanız sizin için inanılmaz şefkat doluyum ve aynı zamanda tebrik ediyorum hepinize. Herhangi bir konuda, hangi konuda challenge alıyorsanız hayatınızda hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Bu bence muhteşem bir şey. Bu kesinlikle benim yaşamamın sebeplerimden bir tanesi. İnsanları böyle görmek, daha fazla kendine ve hayallerine bir şans verdiklerini görmek beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Bence hepimizi mutlu ediyor açıkçası. Sadece beni değil. Ve şöyle bir şey daha söyleyeceğim en son size. Hepimiz işte ne yapalım işte para biriktirelim, onu yapalım, bunu yapalım. İşte hep sürekli bir şeylerin peşinden koşuyoruz aslında hayatta. Bundan da bahsetmiyorum aslında bugün burada. Bugün burada gerçekten hiç şans vermediğiniz yerlerden bahsediyorum. Amaç hani bir şeylere sahip olup emekli olup rahata ermek değil. Benim bahsettiğim şeyde hatta benim hayatımda bir emeklilik olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Çok ileride olur ama zannetmiyorum olacağını. Bence ben ölene kadar çalışacağım ve efektif olacağım ve sürekli bu şekilde yaşayacağım. Çünkü bence hani atalarımız da demiş ya işleyen demir ışıldar diye. O yüzden ben kesinlikle buna inanıyorum hayatta ve hani emekli olan insanların ne yaşadıklarını açıkçası görüyorum. Kendi annem babamdan en basitini gördüm. Sıkılıyorlar, vakitleri çok fazla var ve tamamen çürüyorlar bir yerde yani ve bir şeyle oyalanmadıkları sürece, bir şey yapmadıkları sürece rahatsızlar aslında. Yani hiç rahat bir alan değil ve hastalıklar çıkıyor falan filan. Yani emekli insanların çoğu hastane kuruklarında falan yaşıyorlar. O yüzden yani emeklilik de çok iyi bir şey değil açıkçası. Ama emeklilik yaşınızda yani o yaşlandığınız yaşlarda tabii ki de kendinizi bir yerde birikim yapmanızı vesaire onu kesinlikle tavsiye ediyorum ama bahsettiğim şeyi anladınız sanırım o değil. Yani hayatınızı bir mücadele şeklinde geçirmek zorunda değilsiniz. Ancak gerçekten istediğiniz hayallerinize
meydan okumadığınız sürece, yani korkularınıza meydan okuyup o hayallerinize gitmediğiniz sürece de bütün hayatınız zaten burada bir mücadele halinde geçecek. Ben buradaki bataklıktaki mücadeleden sizi çıkartıp buraya aslında odaklanmanız için yapıyorum bütün bunları. O yüzden eforsuz yaşamın dediğim gibi en önemli prensiplerinden bir tanesi buradaki bullshitlerden sizi çıkartıp gerçekten hayalinizde bir şans vermeniz ve bunun için meydan okumanın ne kadar önemli bir şey olduğu. Buradan başlayın. Gerekirse bu yayını tekrar dinleyin böyle öp diye bir solukta anlattığım bir yayın oldu bu da. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım kullanırsınız. Yorumlarda bana yazın. Sorunuz varsa onu da yazın. Sorularınızı da. Dün neler yaptığınızı da yazın. Yeni farkındalıklarınız varsa onları da yazın. Yazıyorsunuz. Okuyorum. Teşekkür ederim hepsine. Ayrıca mesajlarla da yazıyorsunuz bana. Sizi seviyorum. Harika bir hafta olsun. Yarın pazartesi yeni bir başlangıç. Sadece pazartesi başlayıp challenge'ınızı bırakmayın. Aynen devam edin. Size inanıyorum sonuna kadar. Biz buradayız dediğim gibi. Eforsuz Yaşam komünitesine gelin yazın istiyorsanız. Feminen liderliğe kadınsanız yazın. Destek isteyin. Her anlamda buradayız zaten. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar. Bay bay.